Merhaba, selam ve bu videomda ne yapacağız? Şimdi ben geçenlerde Instagram hesabımı buraya koyuyorum. Orada bir tane story paylaştım, onu da şuraya koyuyorum ve orada çok fazla kişi netlerini arttırmış. Normal olarak herkes bana DM'den şunu yazdı: İlayda, işte ben neden arttıramıyorum, ben neden yerimde sayıyorum, koşuk ne oluyor da bu kadar arttırıyor tarzında şeyler yazanlar oldu. Dedim ki o zaman videosunu çekeyim ve size Etablo sistemini, koşukta kullandığım sistemi göstereyim ve siz de bilgilenmiş olursunuz. Şu an böyle koşuk için hani mail şeklinde ilerliyoruz ama işte 2023 tarifi için uygulamadan gideceğiz. O yüzden açıklamaya mail adresimi, işte web sitesini, uygulamayı hepsine bıraktım. Oradan bilgi alabilirsiniz koşuk için. Her ay kontenjan yeniliyor ve her ay azalıyor. Bilginiz olsun. Şimdi 110 net yapan insanlara da buradan kalp yollayayım. Ki bir sürü güzel net artistleri yakaladık. Kardelen'le de aynı şekilde. Aleyna da aynı şekilde. Aleyna'ya da kalp yollayayım. Bir sürü güzel öğrencimle çok güzel net artistleri yakaladık. Özellikle programı %100 uyananlara böyle hayran kalıyorum. Neyse, şimdi konumuz bu değil. Ben dedim ki telefonum şimdi size. Telefondan Etablo sistemini yansıtacağım buraya. Buradan da bakabilirsiniz işte ne olduğunu, koşun ya da etablolar nedir ki, konu takibini nasıl yapıyoruz ve Nisan Nuri hani örnek alacağız. Yani 100 net üstü yapan biri nasıl çalışmış, ne kadar çalışmış, hangi konuları bitirmiş de 100 net yapmış ya da aynı şekilde Özlebi de ilk 100 yapan bir ara öğrencimin de tablosunu gösteririm. Onların neler yaptığını görürseniz kendinize de dersiniz ki wow, kız işte TYT Matematik'ten her gün deneme çözüyor, ben çözmüyorum, belki de benim eksim budur deyip kendinize böyle çıkarımlar yaparsınız ve bu videodan sonra hani bu Etablo sistemini gösterdikten sonra eminim netlerinizi arttırırsınız. Tabii mesela insanların tablosuna girdim, yansıtacağım. Kişiye özel program olduğu için mesela kendisiyle haftada atıyorum ki iki matematik denemesi çözmüşüz ama başkasıyla diyorum ki her gün çözelim ki eyleme de buradan kalp yalayayım. Kendisiyle her gün çözelim dedik, en son 30'lara yaklaştık mesela ki bu da arttırmamıza büyük bir etken oldu çünkü onun deneme anında yapamama gibi bir sıkıntısı vardı. Bazılarında öyle bir sıkıntı var, bazılarında problemde sıkıntı var, bazılarında geometri var. Hani bunu kendinize göre bir belirleyin. Ben şu an tablosunu buraya koyuyorum. Ona göre program ayarlayın. Haftalık programımızı ona göre yapın. Yani ben öğrencilerimi hazırlıyorum. Şimdi bunu yansıttım. Soru takibini pek aktif kullanmıyoruz ama ajandasını bana atıyor ki. Matematik kaynak takibine giriyorum. Gördüğünüz gibi TYT Matematik'ten daha önceler, özellikle 2023 tayfa da bu videoyu izleyebilir. Acildir, paraftır, Apotemi'nin problemler kitabıdır. Bunları taramış kendisi ve işte AYT Matematik adına da 3-4-5'e tarıyoruz. Mert Hoca ile götürüyoruz aynı şekilde işte. Ve Türkçe kısmına geçtim. Türkçe kısmında da Türkçe denemeyle götürüyoruz full o şekilde. Geometri kaynak takibini açtım şu an. Geometrisinde yine çözdüğümüz kaynaklar acil, toprak, para. Bunları çözmüş. Hani 100 net yapanlar, net artıranlar hangi kitapta çözüyor diye düşünebilirsiniz. O yüzden bunları da söyleyeyim ve bitti bitecek çemberli, analitik ve katı cisimler, bu 3 konumuz kalmış. Hani bir de şöyle de bir şey var. Millet geometri konularını bitirmiş, ben gerideyim tarzına düşünmeye de gerek yok. Her insan farklı bir konumda ama önemli olan sağlam bitirmek. Şimdi tüm konuları baştan aşağı sağlam bitirmeyebilirsiniz ya da sağlam bitirip hiç soru kaçırmayacak seviyeye de gelebilirsiniz. Bu önemli değil o yüzden. Konu bitirme şeyi önemli değilmiş. Hani 90 net yapan biri de konuları bitirmiştir, 100 net yapan daha bitirmemiştir. Bu önemli bir şey değil. Bu sağlam bitirip bitirmemekle ilgisi var. O yüzden bu yüzden bile kendinize stres yapmanıza gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi öğrencimin coğrafya kısmına geçiyorum. Coğrafyayı da benim hocamdan biraz taramışız. Hani sosyal denemeyi artırmak için yaptık bunu. Aynı şekilde sosyal denemesi çözmüşüz. Deneme analiz tablosunu buraya koyuyorum. Oradan da bakabilirsiniz kendisine. Bayağı güzel bir azmi var. Bayağı 10 saatlerin üstünde de çıktığımız zamanlar oldu. Kendisinin programında 5'te başlıyoruz ki bu da güzel bir azminin olduğu kanalı ve erken bitiriyor. Hani işte ya da kütüphaneye gidiyor. Kütüphaneden yapılacaklarını bitirene kadar çalışıyor ve geliyor evde tüm gün ona kalıyor. Bu mesela küçük şeyler işte sizce 100 net yapanlar ya da ben de kendi zamanım için konuşuyorsak hiç mi mola vermiyor? Veriyorlar tabii ki. Hatta belki de onların yüksek net yapma sebebi onlar her gün çalışabiliyor. Çünkü her gün mola günleri ya da haftada bir gün dinlenme günleri olduğu için sürekli koruyorlar. Öyle de düşünebilirsiniz. Şimdi haftada kaç genel deneme çözüyoruz sorularınızı? Bunlar sizin kafanızda takılan şeyler. Hepsini biliyorum. Bir tane, iki tane, aynen tam da iki tane deneme çözüyoruz. Ayrıca biyoloji denemesi de çözüyoruz. Çünkü AYT biyoloji konularımız bitti. İşte dedik ki AYT biyoloji bitmişken kimya ve fiziğe asılalım. Bu mantıklı bir şey. Eğer sizde de AYT fende diyorsunuz ki şimdi biyoloji bitirip hiç bakmayanlar oluyor. Bazen telefona koşup şok oluyorum. Çünkü unutuyorsunuz, sonra tekrardan baştan salmanız gerekiyor. Baştan başlamanız gerekiyor. O tekrar sistemini güzel yapın. Mesela kendisiyle bir gün dinlenme günümüz var. O da pazar günü. TYT fen ve AYT fen tekrar yapıyoruz. AYT matematik ve kimya bakıp bitiriyoruz. Bu kadar. Sadece tekrar. Hani böyle gününüz olması gerekiyor. Eğer böyle bir gününüz yoksa zaten baştan yoruldunuz, elendiniz, yıprandınız. Çok çok gerideyseniz orası ayrı bir konu. Ama çok geride değilseniz, bunu altını çizeyim, böyle bir gününüz kesin olsun.
kesinlikle. Tabii ki de hani bazılarıyla böyle günlerimiz var, bazılarıyla böyle mola günlerimiz yok ama kişiden kişiden Beyza'yı göstereceğim bu arada. Beyza'nın da tablosunu yine buraya koyacağım. Beyza da yine yüksek netler yaptığımız kişilerden biri. 90'ları gördük en sonki denemede. Beyza'nın tablosunu da buraya koyacağım. Şimdi onu yansıtacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Mesela Nisanur'la Beyza'da o kadar fark var ki herkesin çalışma stili farklı. Biri 5'te başlıyor, biri 7.30'da başlıyor. AYT matematik denemesi çözüyoruz kendisiyle çünkü konularımız bitmiş mesela. Bu da güzel oluyor aynı şekilde. Ve en sonki denemede yine güzel bir net artışı yakaladık. Geometride Şenben'in analitiği kalmış mesela kendisiyle. Buraya yansıtacağım, göreceksiniz. İşte matematikte TYT matematik netleri mesela 35'i mi görmüşüz son denemede? Kendisi hani mesela bakın kendisi 35'i gördü ama bir orijinali çözmüşüz. Bir de endemik problemler, bir de gerisi full matematik denemesi şeklinde gitmişiz. Hani atıyorum 5 kaynak taramamış. Onun yerine 5 farklı yayının matematik denemesini bitirdi ve bu sayede matematik neti son işte çapın denemesinde 36'yı buldu. Bu da kurumsal bir deneme diyebiliyorum ve çok çok iyi diyebilirim onun için. Hani matematikte de demek ki bazen birazcık akıllıca çalışmak önemli baktığımızda. Aslında daha çok deneme çözenlerin de deneme netleri daha yüksek oluyor. Aynı şekilde Kardelen'de de öyle oldu. Bu hafta işte dedik ki her gün deneme çözerim ve bir baktık 30'a yaklaştık. Dikkatsizlik de var tabii. Ve hani yine tablolarını buraya yansıtıyorum. Atıyorum onunla da coğrafyada coğrafyanın kodlarını izliyoruz. Sosyal netleriniz artsın diye. İşte MSO'ya yaklaştı. MSO için böyle stratejik şeyler yapabilirsiniz. TYT netlerinizin artması için. Bu e-tablo sistemini paylaşma sebebim ilhamda bulunmak. Hani iki farklı program göster. İki farklı ilerleyiş gösterdim. İki farklı deneme çözme stili. Bakalım bu arada fark ettiğim bir şey, Beyza ile mola günümüz var mıydı? Beyza mola günü vermeyi tercih etmediğimi söyledi bana. Dedi ki ilerleyip ben verdiğim günleri geç başlıyorum tarzında. Hani kişiden kişiye göre değişiyor. Bazılarının çok ihtiyacı var iyi çalıştıkları için, bazılarının yok. Bu tamamen hani bazıları da var ki bana diyorlar ki işte ileride ben bir gün mola verirsem diğer gün de çalışmam, o yüzden her gün çalışacağım. Ya bunu belirlemek önemli. Kendinizi zaten tanıyorsunuzdur artık az çok. Kaç aydır çalışıyorsunuz, kaç aydır çaba veriyorsunuz ve hani yüksek netler yapanların bu videoda amacım şuydu. Ben sınav sıralarında çok merak ederdim açıkçası. İşte 80 net yapan, 90 net yapan, 100 net yapan acaba hangi kaynakları çözmüş, hangi denemeleri çözmüş, haftada kaç genel deneme çözüyor? Bunların hepsi sizin de kafanızda soru işareti. O yüzden dedim ki bir sürü kişinin netlerini artırmasını sağlayan şu e-tablo sisteminin ve çok güzel uyum sağlayanlarla güzel sonuçlar yakaladığım sistemi sizinle paylaşayım istedim. Ki umarım da beğenirsiniz. Yakında gerçekten bu sistem gittikçe büyüyor ve bir sürü koçla konuştum. Onlar da böyle yeni üniversitede güzel derece elde etmiş ve heyecanlı kişiler. Hani yakında onlar da size tecrübelerini aktarabilecek güzel bir sistem oluşuyor. Çünkü birilerinin netlerinin artması birinin hedefine giden bölümü yaklaştırıyor ve sonuç olarak siz de bu tarz videoları izleme sebebimiz bir an önce hedefime 3 ay kaldım, elimden geleni yapayım, TYT netimi artırayım ve işte istedim tıpa, istedim diş hekimine kazanayım diye düşünüyorsunuzdur. O yüzden bu tarz videoları izliyorsunuzdur. Bunlar da güzel şeyler ve gayet normal şeyler tabii. O yüzden de böyle bir tatlı video hazırlamak istedim ki umarım beğenmişsinizdir videomu. Umarım köpeğim arkada tarak yiyor. Heather! Tarak mı yiyorsun? Neyse arkadaşlar, ben köpeğimden tarağımı almam gerekiyor ve bu tarz videoları istiyorsanız abone olabilirsiniz. Hani benim bundan önceki videom, ya eğer bunu sonra atarsam nasıl kilo verdiğim videosu olacak sanırsam. Mesela o videoda ben nasıl başka bir diyetisyenden aldım, aç kalmadan kilo verdim ama işte mesela kendi diyetimi yaptığım zaman aç veremiyordum, pardon. Aç kalıyordum, bir de kilo veremiyordum. Hani bazen bazı şeyleri biz bilmiyoruz ve işte tecrübe edinmiş, deneyimlemiş, yüzlerce kişiyle çalışmış insandan tecrübe almak gerçekten hızlandırıyor süreci ve kendinize diyorsunuz ki bu sefer elimden geleni yaptım ve sonuç aldım. Hani kendi programınızda elinizden geleni yapıyorsunuz, sonuç alamıyorsunuz, üzülüyorsunuz. Bunu herkes yaşıyor az çok. Ben de kendimde yaşadığım zamanlar oldu. Ama bir de hani başkasıyla konuşuyorsunuz. Demek böyleymiş ama ben bunu yanlış mı yapıyormuşum? Hemen düzelteyim. 3 ay kaldı, 2 ay kaldı. Hepsini toparlayayım. Tak hedeflediğim bölüme ulaşayım diye düşünüyorsanız böyle stratejik şeyler yapmanız çok çok güzel olur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olur ve videoyu beğen İzlediyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Çok çok sevinirim çünkü 24.000 olduk ve ben inanıyorum bir gün 100.000 abone plaketim olacak ve bir yerlere asacağım onu. Bununla inanıyorum. Neyse, o zaman diğer güzel videolarımda görüşmek üzere, sizleri öpüyorum ve diğer güzel videolarımda görüşmek üzere kocaman. Bay bay. Kafanıza takılan şeyler varsa da yorumlara yazın hepsini. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Öyle bay bay.